Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bizim için aslında son derece önemli bir konuyu konuşmak isterik. Çünkü Kıbrıs'ta genelde siyaseti ya da olguları tartışırken anlık meseleler üzerinden konuşuruz. Çok fazla işte belli bir stratejinin olduğunu düşünmeyik. Ama aslında belli başlı ekonomik programlar, belli başlı stratejiler uygulanır. Üst seviyede bunların anlaşmaları yapılır. Tabandaki insanlar olarak biz farkına varana kadar çoktan bu işler bağlanmış olur. Ve ne dahil olduğumuz, ne müzakere ettiğimiz, ne de sonuçlarından memnun olduğumuz şeyler ortaya çıkar. Ekonomik protokol de bunlardan biridir. Bundan sonra henüz tamamlanmış olduğunu söylemesek de büyük ölçüde bellidir ne olduğu, nereye gittiği. Bundan sonraki en az 3 yılımızın hangi alanlarda olacağını gösteren bir siyasi karardır. Ekonomik bir karar olduğunu düşünmem. Çünkü içeriğinde ya da bugüne kadar uygulanan paketlerde toplum kazancından öte belli başlı siyasi hedeflere ulaşmanın meşrulaştırıldığı ve buna göre kararların alındığını gördük bugüne kadardır. Bu açıdan biz daha konuyu bilen sevgili arkadaşımız Ahmet Zayıf var burada. Ben aslında genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Çok da uzun tutmayacağım konuşmamı. 3 noktaya değineceğim. Birincisi özelleştirme nedir? Biraz onu anlatmaya çalışacağım kendimce. İkinci nokta özelleştirmenin alternatifleri nelerdir? Onları biraz açmaya çalışacağım. Üçüncüsü de bu özelleştirmenin alternatiflerine ne gibi stratejiler uygulayarak ulaşabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. İlk o soruyu biraz cevaplamaya çalışalım. Şimdi herkesin bildiği gibi özelleştirme neoliberal dönüşümlerin getirdiği bir ekonomi politikasıdır. Son 30 yılda gündeme gelmiştir. İngiltere'de işte Şili'de başlamış. Sonra da dünyanın bir hemen hemen bütün ülkelerine yayılmış ve bütün sektörleri de kapsamıştır aslında. Yani son dönemde hapishaneler bile özelleştirme kapsamına alınmış. Birçok ülkede hapishanelerin özelleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Biraz da rakam verecek olursak 2012 ile 2015 arası 3 yıllık bir dönem. Bu dönemde dünya genelinde 812 milyar dolarlık bir özelleştirme yapıldı. 812 milyar dolar 3 yılda. Bu rakam daha önceki 3 yıllık dönemlerin hepsinin üstünde bir rakam. Yani aslında ciddi bir şekilde bir özelleştirme dalgasının içindeyiz şu an. Daha önceki dönemlere kıyasla çok daha etkili bir özelleştirme dalgası dünya genelinde var bu durum. Son dönemde de en çok özelleştirme yapan 7 tane ülke var. Bunlardan biri de Türkiye. İşte Çin ilk sırada. Arkasından İngiltere geliyor. Bu krizden sonra uluslaşan, devletleştirilen bu bankaların özelleştirmesi konusunda İngiltere onları özelleştirdiği için bayağı önde, ikinci sırada. Üçüncü sırada işte Hindistan, arkasından Japonya gibi ülkeler geliyor. Bunlar arasında Türkiye'de var, beşinci sırada. Yani o bakımdan da Türkiye'nin bize özelleştirin demesi aslında çok da tuhaf değil. Çünkü kendisi de yapıyor aynı şeyi. Şimdi şeye dönelim, özelleştirmeyi nasıl tanımlayabiliriz? Bir arka plan bilgisi verdikten sonra tanımlarına bakalım. Şimdi özelleştirme dediğimiz zaman 3 tane farklı tanım var. Tek bir özelleştirme yok. 3 farklı tanımla özelleştirmeyi değerlendirebiliriz.
Bu üç tanımı birbirinden ayırırken üç noktaya dikkat etmemiz lazım. Mülkiyet, kontrol ve yönetim değerleri. Bu üç noktaya baktığımız zaman bu farklı özelleşme versiyonlarını birbirinden ayırt edebiliriz. Özelleşmenin ikinci tanımına daha uygun. Yani mülkiyet devlette kalıyor. Bize fonksiyonlara devlette kalıyor. Kontrol dediğimiz şey. Yani hem mülkiyet hem kontrol devlette. Kamu varlığı özel şirket gibi yönetilmeye başlanıyor. Yine yönetim felsefesi değişiyor. Üçüncü tip özelleşmelerde de. Veya şirketleştirme dediğimiz şey. Yani özel sektör felsefesine dönüşüyor. Yani daha çok kar yapmak. Aslında benim görüşüme göre şu an elektrik kurumunun yapmaya çalıştığı bu. Ülkesini toparlasın, kar yapsın, halktan daha çok tahsilat yapsın.